Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için ve bizim toplantımıza katıldığınız için. İsmimin geçtiği için, neden istifa etti diye Salih abi sorduğu için huzurlarınızdayım. Sebebini de size şu şekilde açıklayabilirim. Yapılan istişarelerde 2006 yılında aldığımız Demkop arsasıyla ilgili çalışmalardan dolayı istişare kurulunu yeterli görmediğinden, yeterli istişare toplantılarını uygun görmediğimden, katılımın yarınki olacak programa hazırlık yapılmadığını gördüm. Bildiğiniz üzere orada çalışma sistemimiz şöyleydi ilk başta. Göreve geldiğimizde sağ olsunlar, arkadaşlar bizi oraya uygun görmüşler, ismimizi kaydetmişler, onun için de teşekkür ediyorum. Bizde şu anlayış vardır, yürünecek yol çok, yapılacak iş çok, bunun için çok çaba gerekiyor. Evelallah bu çabada bizde var. Lakin hem cevherli olacaksın, hem ceval olacaksın ve gözü kara ama düşünerek, hesaplayarak bir işe gireceksin. Bunları yaptığımız zaman sonucu evelallah daha rahat bir şekilde alacağımıza inanıyorduk ve yola bu şekilde çıktık. Bildiğiniz gibi geçen bu haftanın başında Demkop'un mali kongresini yaptık. Mali kongresinde arkadaşlara dedim ki arkadaşlar yarınki görev dağılımımız nedir, nasıl yapacağız? Yazılı bir şekilde geldi ama detayları tabii bizde. Arkadaşlar üyeler bana soruyor, kaç bölüm yerimiz var? Cevap veremiyorum. Kaç bin metre yerimiz var ve kaç üyemiz var? Eğer ben yönetici olarak üyeme şeffaf bir şekilde hesap verebilirlik yapamıyorsam, bunun dışında size verdiğim bu cevabı veremiyorsam, aileme, onlara ve hepimiz evliyiz, akşam olunca ah böyle evimizde yatıyoruz. Yan tarafta eşiniz yatıyor ama vicdanınız sizi rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Hesap veremediğim için rahatsız ediyor beni. Bu yüzden bu görevden azledilmemi istedim. Takdir sizin. Şunu iyi biliyorum ki evelallah bizim yapacağımız işler devamlı helalinden olmalı. Hesap verebilirlik olmalı. Çünkü ben her sabah kalkarken şöyle bir dua ediyorum. Ya Rabbi bizi, evlatlarımızı, vatanımızı, milletimizi, bütün mümin dostlarımızı dertlerine deva, hastalarına şifa, borçlarına eda nasip ediyorum. Çünkü ahlaken, manen, mafsen, ahlaken çöküntülerden bizi uzak eyle diye dua ediyorum. Bunları düşünürken hesap veremiyorsam, kusura bakmayın ben orada durmam arkadaşlar. Ya şeffaf olur ya olmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni dinlediniz. Sağ olun. İstifayı kabul etmiyoruz. Abi. Etmiyoruz Durmuş. Bakın ama bak arkadaşlar. Şimdi burası İstök Kooperatifi. Orası başka bir kooperatif. Burada etsen ne olur? Başkanım buradaki üyeler de bütün arkadaşlarımız seçti. Belediye teşkilatı yabancı yerde gelme yok ki. Başkanım siz de teşkilatı belediyorsunuz. Salih Bey. Ne olursun olsun. İkisi. Bak, o yönet denetimde ben de varım. Benim komşularım bana alan ki 50 dönüm alan var kişi. Ben de vaskayım da yani 20 dönüm alan kişi var. Ben de söylüyorum. Bu fiyatı anlaşıyorum. Bana göre bir şey yapıyorsun parası. Ben de bilmiyorum. Durmuş gibi ben de katılıyorum. Yani niye bilmeyelim ya? Doğru dürüst söylemiyorlar ya. Ben bunu muhabbetle niye gireyim? Tamam açıklama yapacaklar. Açıklama yapsın abi şimdi. Bak arkadaşlar. Yani. Demek ki. Her şey evet evet ama buna dediğin gibi doğru. Tamam sen dinledik. Bak şimdi demek ki konuşmalar kısıtlanmaz. Ancak kurallar vardır. Bu önümdeki gündem kanunen bizi bağlar. Biz buna uymak zorundayız. Dilekler karşısında bak Turgut Bey'e sözünü verdim. Nerede Aydın? Aydın nerede Aydın? Kitle var. Bak rahat durmaz gider şimdi. Olsaydı Aydın Bey'e de burada söz verecektim şimdi bu maddesinde. Ama gitti benim bir günahım yok. Buyurun. Şimdi bu konuyu Turgut Bey'in söylediğini bir bak bakalım neymiş. Burada bir telefon var. Benim. Durmuş senin mi? Kayda mı alacaksın? Kayda alacaksın, evet. Evet. Ben biliyorum, delilli konuşurum. Dursun ve yap. Şimdi değerli üyeler, değerli arkadaşlarım, abilerim. İlk önce iki tane konu geçti. İşte bu kadar masraf yoktur filan. Şimdi ben Allah nasip ederse bu kongreyi bitirdikten sonra
O iki konu geçen masraf neyse hepsini size yollayacağım, postada göstereceğim, yollayacağım. Ve sizden şunu rica ediyorum. Gelin yönetime deyin ki ya bu masrafı çok harcamışsın. 180, 107 bin hani çevre temizlik ıvır zıvır dediler ya. Ben bunu rica ediyorum. Hepinize göndereceğim onu. Açılımını yapacağım. Muhasebe dilde değil. Açılımını yapacağım. Nereye ne harcamışız bunu göndereceğim. Devam buradan göndereceksin. Tamam başkanım. Ben bir tane söz. Bana göndereceksin. Tamam başkanım. Ben de takip edeceğim. Sen, siz de lütfen deyin ki ya Aziz burada çok parayı burada niye tasarruflu dağlanmadın deyin. Bir örnek vereceğim size. Ben birlik olarak seni denetleme hakkına sahibim. Aynı belgeyi de bana göndereceksin. Sevgili başkan ben birlik olarak denetlersin. Hem de şahsın zaten benim üzerinde çok etkisi vardır. Onu bilirsin. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, bilmiyorum ki neden böyle ya. 100 bin lira ben çatıya fiyat aldım, 17 bin liraya çatıyı yaptırdım. Akan çatıyı yaptırdı. Kiracılarımız hepsi kaçacaktı. Biraz evvel açıkladım, raporlara herhalde bakmıyor bazı arkadaşlarım. Şunu demek istiyorum, çamur at, Aziz'in üstünde iz kalsın. Elhamdülillah ben öyle bir insan değilim. Her şeyi tek tek açıklamasını yaparım. Alnım da ak, şahsım da belli, geçmişim de belli, kim olduğum da belli. Bir kere bunu bilelim. Diğer kooperatif konusuna gelince. Durmuş tabii gönül koymuş. Haklıdır. İşte üye soyuruyor. Burada bizim içimizde de üye var. Dışarıda da var. Gönül koymuş. Ya abi bana soruyorlar ben cevap veremiyorum. Ya bizim kitapçıklarımızda zaten o kooperatifin ne kadar mal olduğu, üye sayısı hepsi belli. Ayrıca tabii en biraz evvel işte hesabını verip veremediğim gibi. Yani muhasebe dilinde yazıldığı için o 87 bin. Doğru, o da belki oradan görememiştir. O kongre bittikten sonra bir arkadaşımız hırsla, bir üyemiz yukarıya çıktı. Dedi ki, başkan dedi ben hesap alamıyorum, bana hesap vereceksin. Anlattım durumu. Dedi başkan ben vallahi şimdi ikna olmuşum ama sokakta böyle konuşulmuyor dedi. Kim neyden şüphe ediyorsa, bizim kooperatifimiz eleştiriyor ya, büro oldu, kahvehane oldu diye. Ona da dikkat edeceğiz inşallah bundan sonra. Neyden endişe ve şüphe ediyorsa, Samimi olarak söylüyorum. Gelsin tek tek hesap vereceğim. Ve bu hesabın sonunda desin ki sen neden bunu böyle yaptın? Bana hesap sorsun. Bundan çok rahat olun. Ayrıca buradan şunu da vereyim. İnşallah şu kongreler bitsin. Ben Allah nasip ederse diğer arkadaşlarla oturacağım. O bizim site biraz evvel bu konuyla alakalı konuşanlarla. Hesap defterini de bizim anlayacağımız dilde getireceğim. Herkese tek tek hesap vereceğim. Ha bu arada ben de Durmuş'un İstifasını zaten kabul etmiyorum, etmedim de. Bilginiz olsun, hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Biraz evvel bir laf daha işte Ali Bey dedi, herhalde işaret ediyor ne diyecek, ne edecek. Ya biz bu sitenin temizliği için mücadele ediyoruz. O raporlara yazıyorum, diyorum ki ya yapmayın bunu. Doldurmayın çöpleri, atmayın, etmeyin. Ediyor, ben ne yapayım şimdi, ben gece güvenlik gibi gezeyim, gezsem de yakalayamam. Buradaki işverenler de yapıyor demiyorum arkadaşlar. Onun işçisi yapıyor ama işçiyi takip edemiyor. Ben ne yapabilirim? Yani biz bir yönetimiz, ne yapabiliriz? Adam getiriyor çöpü atıyor. Adam getiriyor yeşil alanı işgal ediyor. Makinasını oraya koyuyor. Dedim ya bakın belki de bazı ağır dille de konuştum biraz orada. Diyorum ki yapmayın bunu. Eğer size alan yetmiyorsa Hasan Güneş gibi, Aziz Yokur gibi başka yere taşınacaksınız. Ha benim yerim yok. Boş alan var burada. Ben burayı işgal edeceğim. İki telli organize sanayi bölge başkanının önünde de boş alan var. Orayı da işgal et. Niye benim sistemi işgal ediyorsun? Biz bunları bizi eleştirin ama haklı eleştirin. Ben çöp atmayın diyorum bizatihi. Ve biliyorsunuz belli yerlerde çöpler var. Bu çöpleri de attırmıyorum. Sizin paranızı attırmıyorum. Hak sayıyorum. O yüzden attırmıyorum. O yüzden de birikimler oluyor. Aziz Bey ben temizliğe karşı değilim. Bak dikkat etsem onları da biz sinemeye çekelim. Yalnız ben aşağı yukarı günde ben bir sefer Yavuz Öğretmen. Bu dümanlara çare buldum. Sevgili Sadi abi. Sevgili abim bak. Dümanlara çare buldum. Biz toza da razıyız. Çamura da razıyız. Öndeki alamıyor koymaya da razıyız. Sevgili abim bak bir şey söyleyeyim. Böyle bir yetki aldık. Gerekirse. Bak, sevgili abim. Beş kendi cezayı. Sevgili abiciğim. Ya ceza yazmak mesele değil ki. İçinde olacak insan. Abi ben arkadaşlarım. Ya yapmıyorum. Ya telefonla arıyorum. Telefonla diyorum ki ya görüyor musun bacanı? Ne var ki diyor, sen diyor Aziz'i görmüyor musun diyor. Ya arkadaşım önce sen bir kendini gör, sonra Aziz'i gör. İnan Allah'tan ben numara olurum. Ya bunun için o kadar mücadele ediyorum ki şu çevreyle alakalı. O kadar mücadele ediyorum ki sözlü yazılı. Belki geçmiş tarihte bu kadar mücadele yapılmamıştır. Ama Salih abi, insanlarımız biraz
Çalışanlarımız biraz kendileri dikkat etmek zorunda. Aziz Bey, ben şimdi de söyleyeyim. Ben Yavuz'u arar. Güvenlik belgesi 10 dükkanın numarası yazsın getirsek de. Ya Salih abi o kadar kötü şartlar ya iyileştireceği halde kötü şartlarda çalışan arkadaşlarımız ya var. Yavuz Kasebe seni aradım orada. Ya dolabın atık bacasını sokağa veriyor. Hiç düşünmüyor ya. Ayıptır ya. Ne araçlarını bırak araçlar. Araçları satarsın gider ama insanların ciğerlerini ya biz bunları defaten söylüyoruz. Kaç defa Allah aşkına geçen sene şurada kaç defa toplantı yaptık? Bu konuyla alakalı. İl Çevre Orman Müdürlüğü'nün yetkililerini buraya getirdik. Biliyorsunuz. Bir adım ilerleme yok. Aksine kötüleme var. Ben yönetim kurulu olarak ne yapabilirim? Bana onu söyleyin. De ki Aziz Bey şunu yap de. Yapmazsam onun gel hesabını sor. Aziz Bey şöyle yapabiliyorsun. Sizde şu kuvvet var. 1, 2, 3, 4 tutanak varsa en sonunda da olmasa çevre verirsin. Şimdi bak ben onun yüzünden niye cezayım? Ben İşte evet ben onu biraz evvel açıkladım. Yani, doğru söylüyorsun. Doğru. Ben illaki arkadaş ceza yesin demiyorum ama yazık ya. Bir de başkanım o çöp meselesi hala da bir konuyu açıklamadı. Bak dükkan başı 7-8 tane para ödüyoruz. Evet. Ha, milletin çöpünü oraya yıktı, biz yönetim oraya yıktı, işlesimiz açmadı. Evet. Bak belediyenin arabaları geldi, aldı, götürdü. Toplar vardı, toplar vardı, alamyon cürufu vardı. Ben bunları kantana niye sokuyorsun dediğim zaman güvenlik de oradadır. Ya bunlar tonajı belirlemek için dedi. Sonra belediye bize ne ceza yazdı? Ceza değil çöp katı atın. Neden olsun peki? Sevgili başkan. Neden olsun bu? Ben hiçbir çevre atım yok. Ben İstaş'a veriyorum. Bak. Bana her sene Ahmet kardeş. Çıkıyor. Ahmetciğim bak bir dakika. Şimdi gelsin dersin o zaman. Şimdi gelsin dersin. Sevgili Ahmetciğim bir dakika müsaade. Ben ilgili belediyeye gittim. Yusuf başkanım da bu işe karşı gelenlerin başındaydı. Çok iyi. Katı atık bedellerinden bahsediyor başkanım. Ben belediye gittim. Kağıt yazdı. Bana cevap geldi. Bunu yönetim verdi listemize dedi. 38 kooperatifin 38'inden aynı ifadeyi kullanıyor. Demiyor ki bu 2013 yılında alınmış olan meclis kararından dolayı bu parayı alıyoruz. Bize çevir yazın yeniden gelip burada darçaklar. Gittim. Alamıyor tozu attırma. Ahmetciğim gittim verdim. Bak Ahmetciğim gittim verdim ve değerlendireceğiz dedi başkan vekili. Ne zaman değerlendireceğiz? Değerlendirmiyor ben şimdi nasıl yapayım kulağından tutup getiremem ki. Yani ben gittim. Ya. Ben temizlik vergimi veriyorum. Bak. Ben de aynen. Efsel atık parasını alıyorlar. Öbürü niye benden alıyor ya? Ahmetciğim ben bunu sana defaten açıklama yaptım. Çünkü o külümü satıyorum. Ben bir zerre kadar çöpüm yok. Ya bu adalet zaman şey. Burada konuşmasın. Denetimini yapsın. Evet. Gün gelsin konuşsun. Buradan niye konuşuyor? Ben konuşuyorum. Ben denetim yönetimde de konuşuyorum. Sen denetimdeyse senin denetimde yaptım. Abdülsametçim. Onu takip ediyoruz biz. Dertleşiyoruz şu anda konuşmuyoruz. Ben yönetimde de. Değerli dostlarım. Bir kongreyi daha bitirdik. Ama Allah şimdi, arkadaşlar yapmayın ya. Ali'cim sayın başkanlar başkanım benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Buyurun efendim. Efendim buyurun. Yol sorunumuz var bir de. İstöküz uçarız kaçarız diyoruz. Şimdi Nihat Bey'e soracağım. Çok hizmette şudur budur hep detaylı konuştu biliyorsunuz ama İstökümüzün yolu yok. İstöke girecek yol yok demek. Evet, düşünüyorum. Ama onu kapattılar. Ama o Nihat Bey'in kusuru değil bak. Bu konu ne İstanbul, dinle be. O yol İstanbul Belediyesi'ne verilmişti. Ben de ESKOP'a. Bir hafta önce kamyon çıkacak. Bir dakika. Dönemiyoruz. Ben de ESKOP'a girmek için sabahtan 2 kilometre yol dolaşıyorum. Hayır bizim yolumuzu kapattılar, fikçilere yol açtılar. Nasıl bir adalet bu? Şimdi onlara bakacağız. Müdahale etmiyor mu? Aziz, hemen yazın. Tamam. Başkanım, onu yaz, not düşelim lütfen. Tamam, not. Bize bir yardımcı olu verin. Siz yaparsınız bunu. Onu biz, bizim de ESKOP'un da aynı sorunu var. Esenler'in var, Sefaköy'ün var. Efendim sana söyleyeyim. Sizin var. Onların en çok sorun bizimdir başkanım. Başkanım, yok, yok, ben 2 kilometre dolaşıyorum. Başkanım bir hatırlatma. Ben 2 kilometre dolaşıyorum. Sayın başkanım. Çözeceğim. Ben çözdüreceğim onu. Siz kooperatif birliğe yazı yazsın, alsın, getirsin çözeceğiz. Sayın tamam başkanım. Ali Bey. Tamam otur. Sayın başkanım ben Aziz Bey'den istirham istediği ikiliği kaldırdım. Ya, sitede bir ikilik var. Ben şimdi bir daha ki genel kurulda hiçbir şey kalmıyor. Bak ben bugün genel kurulu izledim. Kişisel konuşmaları bir dahaki genel kurulda kişisel konuşma, kinayi konuşma yok.
Bunu ne diyeceksiniz? Burada bak bir harcama vardır, bu yanlıştır. Açıkla bunu bana diyeceksin. Bunun yolları vardır, ne şekilde git. Onları da ben size anlatacağım. Ben sizden rica ediyorum. Abi konuyu çok saptırıyorsun. Ay, bir barda sizde de var, bizde de var. Dur. Yakup Bey. Şimdi aziz arkadaşlar bak, sitenizin içinde asfalttan bahsedin. Arkadaki arkadaşlar. Bak dinleyin. Sitenin içerisinde yollar bozuk denildi. Beni en çok rahatsız eden orası oldu. Ben rahatsız oldum. Bunların yapım amacı. Bir dakika. Ahmet. Beyefendi. Dışarıya çıkın, dışarıda